Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Kısmet olursa bugün sizlerle Seyit Hüseyin Nasır Üstadımın çok değerli çalışmalarından, kitap ve makalelerinden bazı konuları okumalar halinde paylaşmak için yeni bir ders başlatıyorum. Diğer okumalarımızda olduğu gibi Yüce Mevla'dan bu konuda da bize lütfunu esirgemeyip bizi muvaffak etmesini diliyorum. Okuma planlarımın içinde en başta gelen isimlerden biriydi Seyit Hüseyin Nasır. Çünkü kendi akademik hayatımda, manevi hayatımda hemen her alanda kendisinden tefeyyüz ettiğim, istifade ettiğim, çok şey istifade ettiğim ama çok değerli bir bilim insanı, çok değerli bir isim. Bunları istedim ki siz değerli akademisyen adayı öğrencilerim ve konuya ilgi duyan değerli takipçilerim bu düşüncelerimden, değerlendirmelerimden eğer istifade edebileceklerse, bir yararlanmaya değer bir şey bulabileceklerse onlara bir katkım olsun, bir katkıda bulunayım düşüncesiyle bu okumalara başlayacağım bugün. Aslında bu şimdi yapacağım dersi yarın kısmet olursa fakültede öğrenci semineri olarak yapacağım. Oradaki seminerleri kayda alıp onları YouTube'a koymayı düşündüm önce. Ama sonra kayıt problemleri, kamera bul, onun başına bir görevli bir kişi koy. Bunları hem zahmetli buldum, hem de bir kişiyi buna tahsis etmeye hakkımın olmadığını, bu öğrencim de olsa, asistanım da olsa, gel sen benim o seminerimi kaydet, YouTube'a koyalım diye bir görevlendirme hakkımın olmadığını, bunu doğru bulmadığımı da düşününce telefonla vesaireyle kayıt da kaliteli olmuyor. Bir belki efendim benim için külfet olacak gibi hem burada bu dersi yap hem fakültede yap ama Seyit Hüseyin Nasır Üstadımın buna fazlasıyla değeceğine inandığım için tabii ki siz değerli öğrencilerim ve izleyicilerimin de bu zahmete çok fazlasıyla değer olduğunuzu düşünerek böyle yapmaya karar verdim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi hala hayatta olan 1933'te İran'da, Tahran'da doğan dönemin ünlü şahı ona yakın ailelerden birinde dünyaya gelen çok değerli bir insan Seyit Hüseyin Nasır. İçinde doğup büyüdüğü ailenin önemi, tabii ben biyografileri çok kısa geçerim. Çünkü biyografilere her yerde ulaşabilirsiniz, onları orada okuyabilirsiniz. Doğrudan konuya geçeceğim birazdan. Fakat çok kısa da olsa hakkında bazı temel bilgileri sizinle paylaşmam gerekecek. Onu çok uzun anlatmaya gerek yok. 500'ün üzerinde makale yazmış.
Kimileri makalelerinden oluşsa bile 50'nin üzerinde kitabı olan ve İslami ilimlerin hemen her alanıyla ilgilenmiş, her alanı üzerinde araştırmalar yapmış, tefekkürde bulunmuş ve bunları insanlarla paylaşmak üzere yazıya dökebilmiş bir ilim insanından söz ediyoruz. Dile kolay bu rakamlar. Biraz yazmayı bilen, yazmayla ilgilenen, hele akademik yazmanın ne olduğunu bilen birisi için bu rakamlar zaten her şeyi ifade ediyor. Diğer taraftan 9 dil bilen ve bunun 5'iyle ilmi faaliyette bulunup yazan, neşriyatta bulunan bir isim. 9 dil biliyor. Massachusetts Enstitüsü Teknoloji bölümünde fizik, Harvard Üniversitesi'nde tarih dersleri alan, Batı'ya o kadar hakim ki okumalarımızda, derslerimizde bunu göreceğiz. Bunu Batı'nın ünlü bilim insanları da takdir etmiş. Onun Batı hakkındaki değerlendirmelerini, Batı medeniyetine ilişkin yaptığı yayınları o kadar beğenmişler ki 1980-1981 yılı dönem seminerleri yapıyor. Edinburgh Üniversitesi'nin yıllık dönemsel seminerleri var. Knowledge and Secret adlı ünlü bizim de ders kitabı olarak takip edeceğimiz birazdan göstereceğim. Bu bir makaledir aslında. Bu makalesi Batı'da yayınlanınca Edinburgh Üniversitesi tarihinde ilk kez bir Müslüman bilim insanını bu Gifford seminerlerine çağırıyor. Yıllık yaptıkları Gifford seminerlerine çağırıyor ve orada konuk oluyor. Bilgi ve kutsalla ne demek istediğini anlatıyor oradaki insanlara. Dolayısıyla Seyit Hüseyin Nasır ilmi kariyerini, kalitesini Batı standartlarda kanıtlamış bir isimdir. Bu ismin böyle bir seviyeye gelmesinde hiç kuşkusuz birkaç müsteşrikin, oryantalistin, bu müsteşrik ve oryantalist isimlerinin olumsuz çağrışmaları adını anacağım merhumlar hakkında sizi yanıltmasın lütfen. Seyit Hüseyin Nasr'ın da haklarında makaleler yazdığı, pek çok çalışmalarına konu edindiği en önemli isimlerinden birisi, tüm dünyaya Hallacı Mansur'u tanıtan, İslam tasavvufuna ölünceye kadar hizmet etmiş olan Louis Massignon'dur. Ünlü Fransız Louis Massignon. Bu isim Seyit Hüseyin Nasr'ın bir taraftan öğrenciliği itibariyle, diğer taraftan dostlukları itibariyle, diğer taraftan da onun manevi, mistik ve sufi ahlakından istifade etmek bakımından tam anlamıyla Seyit Hüseyin Nasr'ın bir piri ve üstadı sayılır. Massignon demek, tabir yerindeyse tam anlamıyla Katolik bir sufi demektir. İslam tasavvufuna ve özellikle Hallaca aşık olmuş ve ömrünün sonuna kadar İslam tasavvufu ve Hallaç üzerine çalışmalar yapmış bir isim olarak Massignon. Seyit Hüseyin Nasr'ın ifadesiyle o Hallacı bulmadı, Hallaç Massignon'ı buldu diyecek kadar konuya bu açıdan bakan bir isimden söz ediyoruz.
Özellikle 1958 yılında Avrupa'daki çalışmaları ve tahsilinden İran'a döndükten sonra 1978'de vefat edinceye kadar birlikte çalıştıkları, hem hoca öğrenci ilişkisi açısından hem de efendim son derece ileri düzeyde dostlukları açısından değerlendirecek olursak, ikinci isim Henry Corbin'dir ki Henry Corbin demek çağdaş dönem İslam felsefesi, İslam tasavvufu, özellikle de İran Şiası üzerine ve genel Şiilik üzerine, hem 12 İmam Şiası hem İsmaili Şia üzerine onun kadar çalışmış ikinci bir isim söyleyemeyiz. Henry Corbin'siz bugün hiç kimse İslam felsefesi çalışması yapamaz. Dolayısıyla özellikle İbn-i Rüşd sonrasında İslam felsefesinin donduğunu, neredeyse orada kaldığını düşünenlere karşı Henry Corbin, İslam felsefesinin hiç de donmadığını, günümüze kadar kendine özgü seyri içinde ve temsilcileriyle, özellikle İran havzasındaki temsilcileriyle, buna Molla Sadra başta gelmek üzere, efendim devam ettiğini söyleyen ve bunu bilimsel çalışmalarıyla ve tahkik ettiği eserleriyle ortaya koyan bir isim. Gençlik yıllarında 6 yılını İstanbul kütüphanelerinde geçiren Henry Corbin, İstanbul kütüphanelerindeki İslam felsefesi ve tasavvufa dair yazılan hemen ne varsa bunları gözden geçirmiş ve oradan hareketle yolu Tahran'a, İran'a düşmüş ve sonra vefat edinceye kadar efendim Paris'le Tahran arasında geçip gidip gelen bir ömre sahip bir isimden söz ediyoruz. Dolayısıyla Henry Corbin bir taraftan Seyit Hüseyin Nasr'ın manevi şekillenmesinde, bilimsel kalitesinde etkili olurken, diğer taraftan da İslami ilimlerin, özellikle İslam felsefesi ve tasavvuf alanına, Şia'ya yönelik çalışmaları itibariyle yüzlerce çalışmasıyla Henry Corbin, Seyit Hüseyin Nasr'ın hayatında derin izler bırakan son derece önemli isimlerden birisidir. Aynı biçimde onun tam anlamıyla mistik bir sufi olduğundan söz eden, manevi duruşundan, kişiliğinden ve kemalatından çok etkilendiği bir isim olarak bahseder Seyit Hüseyin Nasır. Daha sonra da ele alacağım üzere bunları şunun için söylüyorum. Az sonra konuya girdiğimizde de inşallah bunu göreceğiz. Seyit Hüseyin Nasır, nadir bir isim olarak kanaatinacizane çağımızda, hikmetin ne olduğunu fark edebilen bir insandır. Onun için sevgili Peygamberimiz, El kelimetul hikmetu dalletul mümin. Hikmet müminin yitik malıdır. Kişi yitirdiği şeyi bulmak için nasıl arar ve bulduğunda hemen sahiplenirse, mümin de hikmete böyle sahiplenmelidir buyurdu o çok muhteşem mübarek beyanında. Kastedileni Seyit Hüseyin Nasır hayata geçirmiş bir isimdir. Onun için o hikmet pınarını bulduğunda, hikmeti bulduğunda, nerede bulduğunda, kimin elinde olduğuna bakmaksızın yararlanabilmeyi bilmiş ve en nihayet bir hikmet insanı olarak karşımıza çıkmış bir bilim insanıdır. Bir taraftan akademisyen olmanın sınırlarını zorlayarak bir akademik kimlik neyi gerektiriyorsa onu sonuna kadar gerçekleştirmiş bir kişi, diğer taraftan maneviyatı ve hikmet ehli, maneviyat insanı olmayı
Tabir yerindeyse bir derviş, bir sufi, bir mistik olabilmeyi, akademisyen olabilmekle birleştirmeyi başarabilmiş bir isim bu okumalarımızın konusu. Onun için biz Seyit Hüseyin Nasır dediğimizde onun hikmet ehli bir şahsiyet, bir bilim insanı, bir akademisyen olduğunu hatırımızda tutmalıyız ve hikmeti bütün bir beşeri birikimin ortak malı olarak görebilmeyi başarmış. Hangi dine mensup olursa olsun, hangi kültüre ait olursa olsun bir ehli hikmet gördüğünde onun sahip olduğu hikmetten beslenebilmek için tıpkı bir arının balını oluşturmak için çiçek çiçek dolaşabilmeyi, alabileceklerini almayı başardığı gibi bunu başarmıştır. Allah kendisine hayırlı uzun ömür versin. Hikmet dolu çalışmalarından ve eserlerinden başta Müslümanlar olarak tüm insanların çok istifade edeceği bir isimdir. Verimli üretimlerine devam etmesini diliyoruz Yüce Mevla'dan. Seyit Hüseyin Nasır, şahsen ben kendisinden öğrendiğim için bunu söylüyorum. Özellikle akademisyen insanların bir handikabı olan akılcılığı ve akıl sayesinde elde edilen bilgilerin ve doğruların o dayatmacı karakterini maneviyatla birleştirerek akıl ile bakabildiğimiz bir konuya manevi perspektiften de bakabilmenin imkanlarını bize göstermiş. Hatta birlikte bakabilmeyi mümkün kılmış. Daha da ileriye taşıyalım ve bunu derslerimizde inşallah çok detaylı bir biçimde ele alacağız. O maneviyatı akıldan ayrı görmeye karşı çıkmıştır. Bunları derslerimizde göreceğiz. Bu itibarla manevi değerlerden arınmış ya da arınma tabiri daha olumlu olduğu için o sözcüğü geri çekiyorum. Sıyrılmış diyelim, mahrum diyelim. Bir aklın gerçek bilgiye erişmede yeterince güvenilir bir araç olmadığını söyler ve böyle bir aklı konumlandırmaya karşı çıkar. Bunları konuşacağız inşallah çok farklı ve detaylı bir biçimde kendi eserlerinden ve makalelerinden. Onun için Seyit Hüseyin Nasır bize herhangi bir konuya çok farklı açılardan bakabilmeyi, bir perspektifle takılı kalmamayı ve özellikle de her baktığımız perspektifin maneviyatla olan ilişkisinden haberdar olmayı öğretir. O halde bir cümleyle şöyle diyebilir miyiz? Seyit Hüseyin Nasır, manevi bakmanın, manevi görmenin, manevi anlamanın, manevi algılamanın, manevi idrakin ve manevi bilginin temsilciliğini yapmaktadır. Bu itibarla bizim kendisinin de eserlerinde
uzun uzun söylediği gibi. Özellikle Batı aydınlanmasından sonra tüm dünyayı istila eden o katı akılcı yaklaşımın biraz postmodern süreçlerde kırılmaya çalışılıyor. Bize maliyetinin ağırlıklarından söz eder. Ve maneviyata dönüşü, manayı buluşu, anlam, mana ve maneviyat birlikteliğine yaptığı vurgu bize inanılmaz fevkalade bir perspektif açar. Şahsen Seyit Hüseyin Nasır okumalarımda ki epeyce çok şükür okumak nasip oldu. İstifade edebildiğim kadar istifade de nitekim bir yetenek ister. Yararlanabildiğim kadarıyla olaylara, hadiselere, okuduklarımıza, öğrendiklerimize, duyduklarımıza, gördüklerimize. Bir de onun baktığı pencereden bakabilmek, onun gördüğü gibi görebilmek, onun duyduğu, onun algıladığı gibi duymak ve algılamak. Bu bizi maneviyata götürür. Onun içindir ki Seyit Hüseyin Nasır, şimdilerde çok ihtiyaç duyduğumuz, profanlaşmış, maddileşmiş, tüm manevi arka planını yitirmiş bir bilimsellikten onu canlandıracak, ihya edecek, besleyecek bir manevi zemine muhtaç olduğumuz bu süreçte yazılarıyla, makaleleriyle ve eserleriyle ona dikkatimizi çeker. İşte bu okumalar, akademik rehberlik serisi olarak yapmış olduğumuz bu okumalar, akademisyenliğin maneviyattan uzak olmak anlamına gelmediğini, tam tersine gerçek bir akademisyenin gerçek anlamda bir maneviyat adamı olması gerektiğini ya da maneviyat insanı diyelim, daha düzeltiyorum, özür dilerim. Maneviyat insanı olması gerektiğini, cinsiyetçi bir dil kullanmamaya dikkat ediyorum, gerektiğini inşallah göstermeye çalışacağız. Çünkü Seyit Hüseyin Nasır okumayı düşündüğüm, değerlendirmeyi düşündüğüm iki tane önemli eseri var. Birisi bu. Seyit Hüseyin Nasır, Bir Kutsal Bilgi İhtiyacı. Bunu inşallah. Bir de en yaygın ve ünlü olan Bilgi ve Kutsal kitabını ve tabii bunlarla birlikte daha pek çok makalelerini ilişkilendirmek suretiyle ele alacağım konu başlıklarında. Siz değerli öğrencilerim ve takipçilerim ve izleyenlerimle paylaşmaya çalışacağım. Az önce söylemeyi unuttum. Henry Corbin'den bahsederken, ruhu şad olsun, der ki gençlik yıllarında tam bir Martin Heidegger hayranıydı. Almanya'ya ziyaretlerine gider, derslerine katılır ve muhtemelen bir Martin Heidegger takipçisi olma adayı bir gençti. İşte o yıllarda yolu İstanbul'a düşüyor ve 6 yıl İstanbul'da kalıyor kütüphaneleri araştırırken ve o arada Molla Sadra'yla tanışıyor. Yani kitabı üzerinden tabii. Molla Sadra'yı tanıdıktan sonra kendi ifadesi Henry Corbin'in, ben Martin Heidegger'lerin de
nereden beslendiklerini anladım diyecek. Ve tabii Henry Corbin'in asıl önemli olan yanı Suhreverdi'dir, Hikmetül İşrak'tır. Ki biz inşallah ileride bu mantık vesaire ön okumalarımızı, felsefe okumalarımızı bitirince o klasik metinlerimizi sizinle okuyacağız kısmet olursa bu derslerimizde. Hikmetül İşrak aslında efendim Suhreverdi bizim Henry Corbin'i kendine aşık eden. Onları görünce diyor batıdaki bu insanların da aslında nereden aydınlattıklarını da anladı ve artık bir daha dönmemek üzere vefat edinceye kadar doğunun ışığına, doğunun aydınlığına koşan, doğunun ışığının aşığı diye ta bahsediyor Seyit Hüseyin Nasır Henry Corbin'den. Evet. İşte bu ışığımızı fark etmeyi ve o ışığın bizi nasıl aydınlattığının farkında olmayı göreceğiz Seyit Hüseyin Nasır'da. Işık zaten hem kendisini gösteren hem de görülebilen her şeyin görülmesine vesile olan yegane şeydir. Ama bazen insan aydınlığın içinde, ışığın içinde olduğunu fark edemeyebiliyor. Ve asıl karanlıkta kalmak da budur bence. Gerçekten karanlıkta olan birini aydınlatmak kolaydır. Bir mum yaksanız da olur. O kadarlıkla bile bir ışığı tanır en azından. Ama zaten ışığın göbeğinde olup da ışığın farkında olmayan birilerine aydınlığı anlatmak muhtemelen çok zor bir şeydir. İşte bu zorluklar vesaireler üzerinden efendim Seyit Hüseyin Nasır bize çok değerli bilgilerini paylaşarak bilgiyi kutsalla buluşturacak, bilgiyi maneviyatla buluşturacak, bilgiye can verecek. Evet. Bilgiye can veren bir isimden söz etmeye çalışacağım başarabilirsem. Peki efendim, bu kadar mukaddimeyi yeterli bulursanız hoşgörünüzle tahtamızı paylaşalım. Oradan devam edelim. Evet. Seyit Hüseyin Nasır okumaları birdeyiz. Bir giriş yapacağım. Bu giriş benim onun tüm okuyabildiğim efendim eserlerinden hareketle tüm o yapacağımız derslere bir mukaddime oluştursun diye yapmaya çalışacağım bir efendim ders olacak bu giriş dersimiz. Sonra bu inşallah girişin üzerinden bir sonraki hafta işte şu kitaptan şuraya, şu kitaptan da şuraya kadar olan bölümleri özetliyorum diye size inşallah daha önceki okumalarımda yaptığım gibi sayfa numaralarını da vermek suretiyle derslerimi yapmaya çalışacağım. Şimdi Seyit Hüseyin Nasır dediğimizde burada az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi onun bilgi ve kutsal ile olan ilişkilerine dair temel yaklaşımlarını bir resmetmemiz gerekiyor. Bunu bir anlayalım. O halde şuradan başlayalım.
Öncelikle şöyle bir ikili taksim yapmamız gerekiyor. Bu ikili taksimimizin birinci kısmında bilgi ve bağlacıyla kutsal şeklinde ayrışmış olan bir durumu, bilgi ve kutsalın birbirinden bu şekilde ayrışmış olarak bir durumunu, bir de onun temel tezi olan kutsal bilgi, buna A diyelim, buna da B diyelim, kutsal bilgi Evet, kutsal bilgi. Seyit Hüseyin Nasr'ın bu taksimatında bu girişin altına farklı bir renkle yazalım. O kutsal bilgi olarak nitelendirdiği felsefi duruşunun adına gelenek diyecek. Gelenek. Gelenek. Bu gelenek onun ifadeleriyle perennial filozofya ya da el Hikmetul Halide ya da İngilizcesini söyleyecek olursak Eternal Wisdom ebedi hikmet bu onun felsefesinin temel adıdır. Ve eserlerinde tradition olarak ifade ettiği İngilizce bu gelenekten kastettiği perennial filozofya ya da eternal wisdom, eternal philosophy diye söyleyebileceğimiz bir felsefeden söz edecek bize, bir bakış açısından söz edecek, bir duruştan bahsedecek ve bunu bize ifade edecek. Onun için bilgi knowledge kutsal sacred burada bir ayrışımdan, bilgi ile kutsalın bir ayrışımından söz ediyor. Burada ise kendi ifadesiyle scientia sacra Grekçe ve Latince olarak ifade etti. Biz İngilizcesini de yazalım. Science sacred olarak ifade etti. Bir durumdan bahsediyor. Şimdi gördüğünüz üzere Seyit Hüseyin Nasır bilgi ve kutsalın birbirinden ve ile ayrıştığı knowledge and sacred onu şöyle yazalım müsaadenizle. Onu ayırt eden ve bağlacını böyle yazalım. Birbirinden ayrıştıran, bilgiyi kutsalı birbirinden ayırt eden bu tavra özellikle aydınlanmacı batılı tavra karşı çıkar. İçinde İslam geleneğinin merkezi konumda olduğu
İslami ilimler geleneğinin merkezinde yer aldığı, ezeli hikmet pınarının ya da ezeli hikmet nehrinin daha doğru bir tabirle kutsal bilgi şeklinde ifade edilmesi gerektiğini, yani şuradaki kutsalın, ayrışmış olan kutsalın, şu kutsalın, kutsalın burada dikkat ederseniz bilgiye sıfat yapıldığını, bilginin sıfatı haline getirildiğini görüyoruz. Birbirinden ayrışmış olan bu iki kavramda kutsal Seyyid Hüseyin Nasır felsefesinde bilginin sıfatıdır. Yani bilgi science secret olduğunda ona göre bilgidir. Knowledge and secret olduğunda bilgi değildir. Onun için bu çok önemli iddiadan dolayı Edinburgh Üniversitesi onu ünlü Gifford seminerlerinde konuşmacı olarak çağırıp dinliyor. Bir Müslüman alimi, bilim insanı. İşte bu açıdan değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu temel ayrım ve bu temel farklılık bizim Seyyid Hüseyin Nasır okumalarımızın ana çerçevesini oluşturacak. Bu çerçevede bilgileri ele alacağız. Bu çerçeve üzerinden inşallah okumalarımıza devam edeceğiz. Şimdi tam da bu çerçevedeki ele alacağımız konuları sağlıklı bir biçimde anlayabilmemiz için benim İlahiyat Fakültesi derslerimde de sıklıkla dile getirdiğim, özellikle lisansüstü yüksek lisans ve doktora derslerimde söylemeyi hiç ihmal etmemeye çalıştığım bir vurgum var. O da şudur. İlahiyat alanında lisansüstü eğitim alan bir biçimde yüksek lisans yapmış, doktora yapmış, doçent olmuş, profesör olmuş. Artık Ulumu İslamiye'de akademik bir kariyere, bir unvana sahip bir kişi olarak hepimizin son derece önemli olduğunu düşündüğüm ikili diyalektik içerisinde ele aldığım üç temel kavram var. Bunlar ikili diyalektikle altı sözcük eder. Birbirleriyle ilişkilendirilince de üç ayrı alanda, üç ayrı ikili diyalektiği olan kavramlardır bunlar. Bizim alanda çalışan insanların bu kavramlarla ilgili diyalektiğin tüm incelikleri ile farkında olmaları zorunludur. Aksi takdirde sağlıklı bir şekilde çalışma yapmak kanaati nacizanem çok zordur. Bunlardan birisi doğrudan benim ders verdiğim uzmanlık alanım olan hadis ile rivayet sözcükleri arasındaki ayrımdır. Şuraya yazmama izin verirseniz, şuraya yazalım. Şöyle not diyelim. Ayrı bir şey oldu, görülmüş olsun. Hadis ile rivayet arasındaki fark. Bunları birçok videomda, özellikle sanıyorum Kur'an hermeneutiği videolarında ele aldım, görebilirsiniz. Bir diğeri yine orada ele aldığımı düşündüğüm Kur'an-Musaf ayrımı. Bir diğeri de bugün ele alacağımız
ve Seyit Hüseyin Nasır okumalarına başlangıç yapacağımız bilgi iman ilişkisi, iki kavram. Ne bilgidir, ne imandır? Bunlar son derece önemli kavramlardır. Eğer bir akademisyen, bir bilim insanı bu karşılıklı diyalektik içinde olan kavramların neye tekabül ettiklerine ilişkin zihinlerinde çok net bir ayrım, bir fotoğraf, bir resim belirmezse, Ulumu İslamiye gibi tümüyle bu kavramlar üzerine adeta kurulu bir alanı sağlıklı olarak okumak da, anlamak da, değerlendirmek de ve üzerine bir şeyler yazabilmek de oldukça zorlaşır. İşte biz şimdi bilgi ve iman konusunu ele alacağız. Seyit Hüseyin Nasır'da bilgi ve kutsal üzerine yapacağımız okumalarda bilgi versus iman, bilgi iman ilişkisi ya da bilgi iman ayrımı karşılıkları bunu netleştirmemiz gerekiyor. Onun için müsaadenizle buradan başlayalım. Evet, bilgi İman. Muhtemelen bugün sizi ilk okumalarımızda yormazsam inşallah bilgi üzerinde duracağım. Öyle gözüküyor. Ancak onu konuşabileceğiz. Ardından da inşallah devamında da imanı sonra bilgi imanı ilişkilendireceğiz. Bu konuyu ve bahsi bitirdikten sonra da artık Seyit Hüseyin Nasır okumalarına hazırız demektir ve onları konular olarak ele alıp okumaya başlayacağız. Peki, bizim geleneğimizde tabii bunları biz farklı boyutlarıyla mantık derslerimizde işte felsefeye giriş okumaları başlattık orada. Değişik yerlerde de işte akademik rehberlik derslerimizin farklı yerlerinde de işledik kısmen. Özellikle İslami ilimlerde anlam problemiyle ilgili yaptığım konuşmalarda kısmen değinmeye çalıştım. Ama burada artık konu doğrudan bilginin kutsalla olan ilişkisini ele alacağımız Seyit Hüseyin Nasır okumalarında tüm ayrıntılarıyla, bütün incelikleriyle neredeyse konuyu masaya yatırmak durumundayız. Bu itibarla bilgiyi ikiye ayırıyoruz. Ve bu ikili ayrım üzerinden devam edeceğiz. Ve bilgi birisi huzuri bilgi dediğimiz altına aynı anlama gelen diğer sözcüklerini inşallah yazacağım. Bir bilgimiz var. Bir de çok affedersiniz. Boğazımda bir gıcık var. Onu temizlemek istiyorum. İnşallah geçmiştir. Bir diğeri de husuli bilgi diye ayırt ettiğimiz husuli bilgi diye ayırt ettiğimiz efendim
bilgi türümüz var. Arapçalarını da yazalım. Huluri el-husuli. Şimdi karşılaştırmalı olarak huzuri'den başlayalım ve huzuri bilgi ne demektir? Bununla ne kastediyoruz? Onları bir anlayalım ve netleştirerek gidelim. Huzuri bilgi dediğimiz bilgi diğer bir adıyla a priori sahip olduğumuz bilgilerdir. Demek ki bu a priori bilgilerimiz. Diğer taraftan işte bedihiyat dediğimiz bilgilerimiz. Yine geleneğimizde Cabiri derslerinde de bunların üzerinde duruyoruz. Mevhube dediğimiz. Bunlara doğrudan sahibiz. Bu bilgilere doğrudan sahibiz. Onun için bu mevhubedir de mesela husuliye birazdan yazacağız. Meksubedir. Onları da belirleyerek gidelim. Husuli bilgimizi daha iyi görmek bakımından şöyle ikiye ayırabiliriz. Husuli bilgi konusunda konuyu daha iyi görmemiz bakımından. Birincisi husulü bilgi, nazari bilgidir. Nazari olarak ifade ettiğimiz bilgidir. İntizai bilgidir. Çıkarımsal yani. Efendim, salt akli olarak efendim ifade edilecek bir bilgi alanıdır. Ve bunlar istidlal yoluyla, istidlali olarak elde edilir bu bilgilerimiz. Evet. Bir diğeri aynı husuli bilgi içerisinde bu a posteriori dediğimiz, bakın. A posteriori bilgimiz. Tecrübi bilgimiz. Tecrübeye dayalı. Tecrübi. Buna deneysel bilgi de diyoruz. Deneysel bilgi. Bir diğer adıyla da meksup. Bu mevhubeyi de bize lütfedilmiş, bağışlanmış. Zaten doğrudan sahip olduğumuz bilgiyken bu meksuptur. Yani kendi kesbimizle, sa'yu gayretimizle, çalışmalarımızla elde edeceğimiz bir bilgi alanıdır bu alan. Ama bunların hepsi husulidir. Şimdi burada çok son derece önemli bazı temel ayrıntıların üzerinde inşallah duracağım. Birbirlerine ilişkilerini net bir biçimde görmemiz bakımından. Şimdi nazari ve intizai akli bilgiyi istidlali olarak ayırmamın sebebi buradaki bilgiler daha çok neden-sonuç ilişkisi üzerinden elde edilen bilgiler iken buradaki bilgiler mantıki istidlal üzerinden elde edilen bilgilerdir. Nazari ve intizai bilgi olarak onu a posteriori, tecrübi, deneysel, meksup olandan. Bunlar da meksuptur. Yani husuli olmak bakımından ortaktırlar. Onun için husulinin altına koyuyoruz bunları. Hepsi husuli bilgidir. Ama kendi içinde daha ayrıntılı görmek, aralarındaki nüanslara da dikkat etmek bakımından böyle bir ayrımın
efendim daha aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi böyle olduğunda bir hususu burada net olarak hemen altına yazmamız gerekir. Doğal olarak bu tür bir bilgi tümevarımsal bir bilgidir. Bu tümevarımdır. İstersek efendim nazari istidlali olarak bunu yapmış olalım. İstersek tecrübi ve deneysel olarak yapmış olalım. Bu yolla elde edeceğimiz bilgi tümevarım bilgisidir. Oysa buradan elde edeceğimiz bilgiler tümden gelimdir. Tümden gelim olduğu için burada konu birazdan da arz edeceğim. Tümelle ilgilidir. Tümelle ilgilidir ve mutlak olanla ilgilidir. Burası tümevarım olduğu için doğal olarak burası tikelle ilgilidir. Tikelle ilgilidir. Ve yine takdir buyurursunuz, tabiatı gereği şu alan ile ilgilenmek metafizik iken burası normal hemen hemen bütünüyle fizik alana dahil bir bilgi edinme alanı olarak karşımıza çıkar. Ve yine takdir buyurursanız buradaki tümden gelim, tümel ve mutlak olan efendim bilgi edinmenin konu bedihiyat olan, a priori olanın konusu tümel olarak el mevcut, bakın tümel olarak ama tümel olmak bakımından el mevcut, mutlak olmak bakımından el vücuttur konusu. Dolayısıyla bu özelliği nedeniyle huzuri bilgide burhan olmaz. Huzuri bilgiye delil aranmaz. Neden? Geçen mantık dersinde de söyledik. Zaten onlara sahibiz. Bu tahsilül hasıl olur. Yani sahip olduğumuz şeye sahiplenmek gibi bir abese, bir saçmalığa duçar oluruz. Bu nedenle Niyazi-i Mısri'den söz ettim mantık dersinde galiba. Değil mi? Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, bakın. Bunlar asıldır bizde. Bunlar bizde asıldır. Birazdan yazacağız. Burhan arardım aslıma. Aslım bana burhanımış. Asla burhan aranmaz. Bunlar da burhan aranmaz demek ne demek? Huzuri bir bilginin, bu bilginin bilgi olduğunun kanıta ihtiyacı yok. Zaten o bilgiye doğrudan sahibiz ve o bilgi olmazsa biz olmayız. Onun için dikkat buyurunuz. Huzuri bilgi insan olan herkeste fıtri vardır. Yani insanın ana kartıdır.
İnsan olarak dünyaya geldiğinizde bu bilgiyle donanımlı olarak gelirsiniz. Bu sizde vardır. Bir kesbinize gerek yok. Bunları fark etmek, algılamak, efendim, farkında olmak için bir çabaya, gayrete gerek yok. Doğrudan bunlara sahibiz. Ve ortak olarak her insanın ortak paylaştığı bir bilgidir bu. Yani her insan bu bilgiyi paylaşır. Ama husuli bilgi insanın kesbine bağlı olduğu için kesbiniz kadar husuli bilginiz olur. Dolayısıyla burada husuli bilgi söz konusu olunca bu artık elinize kalem alacaksınız, diz çökeceksiniz, kitap okuyacaksınız, ders alacaksınız, hocaya gideceksiniz, üniversiteye, fakülteye gideceksiniz vesaire olur. Şimdi böyle olduğunda huzuri bilgi, yani a priori sahip olduğumuz yaratılıştan fıtratımızda, ana kartımızda var olan bilgi doğruluğu kanıt istemediği gibi doğruluğuna bir kanıt gerekmediği gibi objektiftir ve evrenseldir. Şimdi bunları niye yazıyoruz? Çünkü tikelin bilgisi olarak tüme varım. Artık neyin bilgisi olacak? Tikelin ve mukayyetin bilgisi olacak. Mukayyet olanın bilgisi. Yani parçanın, cüzün bilgisi. Cüzün bilgisi olacak. Parçanın ve cüzün bilgisi olduğu için, tüme varımsal bilgi olduğu için doğal olarak bu bilginin doğruluk, yanlışlık vasfı vardır. Yani tüme varımsal olarak, tecrübi olarak, deneysel olarak elde etmiş olduğumuz bilgi doğrulanabilir, yanlışlanabilir. Ama diğer taraftan huzuri bilgi doğruluğu mutlak olan, objektif ve evrensel olan ve yanlışlanmak gibi herhangi bir şeyin söz konusu olmadığı bir bilgi alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla doğruluğa ve yanlışlığa açık olan husuli bilgi kabul de görebilir, kabule de redde de açıktır. Kabul de görebilir, red de görebilir. Dolayısıyla burada bizim efendim üzerinde durduğumuz konu, şöyle tekrar bir yukarıya çıkalım. Huzuri bilgiyle husuli bilgi arasındaki bu temel ayrım açısından baktığımızda huzuri bilginin şu beşeri, donanımsal, fıtri kazanımlarımızın bu müktesebata yönelik husuli bilgilerimiz için bir temel teşkil ettiğini görüyoruz. Bir temelle karşı karşıyayız. Yani eğer doğuştan dünyaya gelirken böyle bir temelle donanmış olarak gelmemiş olsaydık bir husuli bilgi elde etme şansımız söz konusu olmazdı. Bu itibarla bizim bilgi dediğimizde bu bilginin daha çok husuli olanıyla ilgileniyoruz. Çünkü iktisabidir. İnsanoğlunu geliştiren, belli yerlere getiren şey de budur.
Tabii bu husuli bilginin elde edilişinde felsefi ekollerin konuya farklı yaklaşımlarından, usullerindeki ve menheçlerindeki farklılaşmadan kaynaklı pek çok farklı efendim değerlendirmeler ve yaklaşımlar söz konusudur. Ancak benim Seyit Hüseyin Nasır okumalarına bir hazırlık olması bakımından ele aldığım ve bir değerlendirme yapmaya çalıştığım bu bölümde bilginin huzuri ve husuli olana ayrışması üzerinden neye bilgi diyoruz? Bilgi nedir? Sonra bunu neden bir kutsalla ilişkilendiriyoruz? Kutsal nedir? Meselesine bağlayabilmemiz için, konuyu onunla ilişkilendirmemiz için buna ihtiyaç vardır. Peki, şöyle bir hususun üzerinde müsaadenizle duralım. Oradan devam edelim. Husulü bilginin istidlali boyutuna geldiğimizde, biliyorsunuz bunları mantık derslerinde de görüyoruz. İstidlal demek, elimizde bir delilimiz var. Bir delil var. Bu delili kullanarak, bunları Cabiri okumalarında da biliyorsunuz, aklım kategorilerini el alırken beyani akılda konuştuk. O delilden istidlal ederek bir müstedele ulaşıyoruz, bir medlule ulaşıyoruz, bir sonuca ulaşıyoruz. Yani istidlal bir delil gerektiriyor. Şimdi konu delil olduğunda, şöyle inelim aşağıya doğru. Konu delil olduğunda burada acaba farklı neler söz konusu olabilir? Müsaadenizle biraz onu şimdi ele alalım. Neleri delil olarak ele alırız da bunlardan istidlalen bir bilgi üretiriz. Nazari ve intizai bir bilgi ortaya koyarız. Tabii bunların çok fazla detayları olduğu için o detaylardan sarf-ı nazar ederek daha büyük resmi göstermek bakımından söylüyorum. Burada iki önemli hususu dikkate alabiliriz. Birincisi mantıki efendim delilleri, burhanı dikkate alırız ve buradan hareketle bir sonuca gideriz. İkincisi de son derece önemli olan nakil. Sahih haber diye kaynaklarımızda bahsettiğimiz nakildir. İşte istidlali bilginin kaynaklarından biri olması bakımından nakil, bilgi tartışması konusunun içine dini dahil eder. Dinin dahil olduğu alan buradır. Çünkü din bir nakildir ve din istidlali bilginin nakli kaynaklığı olmak bakımından konuya dahil olur. Dikkat ederseniz bilginin ne olduğuna ilişkin yapmış olduğumuz bu analizde dini konumlandırdığımız yeri çok iyi görmek gerekiyor. Onun devreye nerede girdiğinden haberdar olmamız lazım. İşte burada din devreye girer ve din sonra tabii Seyit Hüseyin Nasır okumalarında bunların üzerinde çok çok fazla duracağız. Din bir şeyin bir bilgi olarak kabul edilmesinde bize iki unsur sunar. Bir vahiy ki bu ilahi bilgiye tekabül eder.
geleneğimizdeki inanç budur, ilahi bilgi. İkincisi de hadistir. Hazreti Peygamber'in mübarek sözleridir. Bunun da efendim şöyle çerçevelendirelim. Bir yönüyle vahiyden ve yine Cenab-ı Hakk'ın peygamberine, onun kalbine ve aklına yaktığı ışıklarıyla, aydınlanmasıyla beslendiği bir alan. Biri de kendi beşeri tecrübesiyle ve yine sahip olduğu huzuri bilgilerden hareket ederek beyan buyurdukları peygamberi açıklamalar vardır. İşte uygulama, sünnet vesaire hepsini bunun içinde dahil ediyoruz. Genel bir kavram olarak hadis dediğimizde onun içine koyuyoruz. Ve sonra sırasıyla işte bizim Cabir'i okumalarımızda da oraya geliyoruz. Göreceğimiz üzere Ulum-ı İslamiye'nin işte o kategorisel ve hiyerarşik derecelendirmeleri de burada devreye girer. Ama bizim genel manada bilginin ne olduğu, neye bilgi diyor olduğumuza ilişkin mevzuyu ele alırken burada dinin bilginin nakle dayalı, habere dayalı istidlali bilgiyi mümkün kılması açısından efendim bir karşılığının olduğunu. Yani insanın bilgi edinme yollarından biri olarak da devreye girdiğini görüyoruz. Tabi burada konunun iman boyutunu ele aldığımızda ve imanı konuştuğumuzda bu karşılaştırmaları daha net bir biçimde ortaya koyma imkanımız olacak. Şimdi dolayısıyla bizim bilgi dediğimizde burada son derece önemli bir hususu vurgulamamız gerekiyor. Bilgi dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? İman dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Muhtemelen iman konusunu önümüzdeki derste inşallah ele alacağım. Bilgiyle karşılaştırmalı olarak konu daha netleşecek. Veya çok uzun oldu diye düşünmezseniz devam edebiliriz. Bu arada bir düşüneyim. Devam etme kararı alırsam devam edeceğim. Çünkü konu bütünlüğü ve sıcaklığı da bozulsun istemiyorum. Biraz nefes alırım, devam ederim. Peki, burada bilgi dediğimizde hangi kaynaktan hareket ederek, tabii usulü bilgiyi konuşuyoruz. Hangi kaynaktan hareket ederek elde etmiş olursak olalım, insani olandan söz ediyoruz. Bu son derece önemli. O zaman bunu şöyle yazabilir miyiz? Not. Bilgi insanidir. İnsana ait bir şeydir. Fakat insana ait bu şeyin temeli nedir? Dikkat buyurunuz. Temeli nedir? Fıtrattır. Fıtrat temeli üzerinde bunu ele alıyoruz. Yani yaradan bizi böyle insani bir bilgiyi üretebilmeye yetenekli olarak yaratmamış olsaydı bu bilgileri nasıl üretebilecektik? Nitekim bizim dışımızdaki canlıların kendi yaşam koşullarına yetecek kadar bir donanıma sahip olduklarını görüyoruz ve normal yaşamlarını sürdürebilecek kadar o donanım onlara yetiyor. Yaradan öyle
takdir buyurmuş. Ama insan diğer canlıların içerisinde dünyaya neredeyse en aciz konumda gelen varlıktır. Bakıma en muhtaç olan, en uzun bakım ihtiyacı olan varlıktır insan. Neredeyse tek başına yaşama şansı hiç yok. Diğer canlılar öyle değil. Ama dünyaya çıplak olarak, üryan olarak gelen insanın şimdi Mars'a yerleşme planları yaptığını görüyoruz. Bunu beşeri bilgiyle yaptı işte. Ama nasıl yaptı? Yaradan ona böyle bir donanım verdi. Fıtrat böyledir. İşte Seyit Hüseyin Nasır'da bu kutsaldır. Onu başka bir şey. İşte bu kutsaldır. O halde Seyit Hüseyin Nasır insani bilgiyi neyle temellendirdi? Kutsalla. Siz farkında olun ya da olmayın, onu kabul edin ya da etmeyin, görün ya da görmeyin, ürettiğiniz her bilginin bir kutsal zemini, bir arka planı söz konusudur. Çünkü öyle bir zemin üzerinde bunu inşa ediyorsunuz. Öyle bir zemin üzerinden onu elde ediyorsunuz. Şimdi bu notları biraz devam ettirelim müsaadenizle. Bir, bilgi insanidir ve zemini kutsaldır, fıtrattır çünkü. Peki, devam edelim. İki, insani bilgi öğrenilen ve öğretilen bir bilgidir. Yani aktarılır. Tedrisat bile eğitimle aktarılır. Oysa huzuri bilgi kalıtımsaldır. Kalıtımsaldır. Yani ne yapar? Genetik olarak aktarırız. İnsan olarak doğan herkes böyle doğar. Kalıtımsal olarak elde ederiz. Ama husuli bilgi öğrenilir, öğretilir. Bu son derece önemli bir şeydir. Öğrenilen bilgidir, öğretilen bilgidir, aktarılan bir bilgidir. Şimdi öğretilen ve öğrenilen bir bilgi olduğu için onu az sonra ele alacağımız iman konusundan ayırt edebilmek için imandan onu ayırt etmek, imandan farklı bir yerde konumlandırabilmek bakımından bu detaylar bizim için son derece önemli bir şey. Bilgi bir sonuçtur. Dikkat edin. Yani bu ister istidlali olarak elde ettiğimiz bir sonuç olsun, istersek tecrübi ve deneysel olarak yaptığımız, elde ettiğimiz bir sonuç olsun. Bilgi bir sonuçtur. Sonuç olduğundan bunun öznel bir karakteri de vardır. Çünkü bunlar nesneldir de objektif dedik çünkü nesneldir. Ama bu özneldir. Öznel bir karakteri var bunun. Kabul de edilebilir, kabul de görür, ret de görebilir. Yazdık yukarıya. Bunu bir daha yazıyorum çünkü önemli bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Bilgi bir sonuçtur. Kabul de edebiliriz, reddedebiliriz. Elde ettiğimiz sonuç beklentilerimize uygun da düşebilir, ters de düşebilir. Bizi hoşnut da edebilir, rahatsız da edebilir. Çünkü bir sonuçtur.
kabul de edebiliriz, reddedebiliriz. Ama kabulün de reddinde gerekçeleri olmak lazım gerekiyor. Sonuçların yöntemine vesaireye güveniriz, kabul ederiz. Eleştiririz, reddi mümkünse reddederiz. Ama birazdan iman konusunu konuşacağız. İman öyle değil. Onu kabul ve reddedemezsiniz. O başka bir şeydir. Evet. Dört. Bilgi doğru ve yanlış sıfatlarıyla tavsif edilebilir. Bu doğru bilgidir, bu yanlış bilgidir diyebiliriz. Ama sonra konuşacağız. Doğru iman, yanlış iman diye bir şey söyleyemeyiz. İman doğruluk ve yanlışlıkla tavsif edilemez. Az sonra konuşacağız. Bu itibarla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bilgi ile iman kavramları arasındaki bu çok temel, fundamental farklılıkların farkında olmamız zorunludur. Beş, bilginin coğrafi, kültürel ve ırksal aidiyeti olmaz. Ama birazdan göreceğiz, iman böyle değil. O halde bilgi dediğimizde bunun kendine özgü, bu üzerinde durmuş olduğumuz hususlara bağlı son derece önemli efendim bir alanı olduğunu net bir biçimde zihnimizde berraklaştırmamız gerekiyor. Şimdi ihtiyacı olduğunda yeniden dönmek üzere müsaadenizle bu tahtada yeterli yer kalmadığını görüyorum. Acaba sığdırabilir miyiz? Biraz deneyelim. Olmazsa yeni bir tahta açayım. Deneyelim. Aynı biçimde tekrar başa dönüyorum. Bilgi versus iman diye belirlemiştik. Bilgi üzerinde biraz konuştuk. Şimdi imanı biraz konuşalım müsaadenizle. İmanın ne olduğunu konuşalım. Karar verdim, bölmek istemiyorum. Sıcağına konuşalım. Çünkü konsantrasyonumuz bozulmamış olur. İnşallah sizleri de biraz yoracağım ama bölerek dinleme imkanınız olduğunu düşününce rahatlıyorum. Peki. İman Arapça bir sözcük olarak Elif, Mim ve Nun harflerinden oluşan, etimolojik olarak kökeni
kökeni. Güven, emniyet ile ilişkili bir sözcüktür. Bu çok önemli bir temel belirleyici nokta ama. Güvenle, emniyetle ilişkili bir sözcüktür. Emn sözcüğü, el emnu, emniyet, güvendir. Güvende olmak, emniyette olmak huzur veren bir şeydir. Huzur verir. Bilgi, kuşku duymak, eleştirmek, araştırmak gibi esaslara dayandığı için bilgi huzursuzluktur. Bilgiyle uğraşan insanlar huzursuz adamlardır. İnsanlardır, pardon. Neden? Çünkü sürekli efendim kurcalayıp duruyor. Onun için kulakları çınlasın, kendisine sağlık ve afiyet, uzun bir ömür diliyorum Dücane Bey Üstad'ın. O çok güzel metaforik benzetmesiyle iman ısıtır da, onun ifadesiyle yazalım, sıcaktır, bilgi soğuktur, üşütür diyor. Ya, çok yerinde bir benzetme gerçekten. Onun için iman bir güven hali, bir emniyet halidir, bir huzur halidir. Bu nedenle iman ve İslam sözcükleri bizim dini geleneğimizde, literatürümüzde İslam, onu da şuraya yazalım, İslam, o da teslim olmaktır. Teslim olmak. Teslimiyettir. Teslim olmak ve teslimiyet de bir güven duymaktır. Bu harpte teslim olmak da buna dahildir. Niye teslim oluyorsunuz? Teslim olduğunuzda canınızın güvende olacağına vesaire vesaire inanıyorsunuz. Böyle bir emniyet hissediyorsunuz. Güven hissediyorsunuz. Dolayısıyla bir teslimiyettir. Teslimiyetle ilişkisi vardır. Emin olmakla, güvenmekle ilişkisi vardır. Şimdi şöyle devam edelim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam "Ben Allah'ın elçisiyim. Beni size Allah gönderdi. Bana iman edin." diyor. Bakın şimdi. Ve biz de onun Allah'ın elçisi olduğuna iman ediyoruz. Bakın, iman ediyoruz. Niye? Çünkü ona güveniyoruz bakın. Onun yalan söylemediğine, bizi aldatmadığına, güvenilir bir insan olduğuna, bakın, emin. Emin bir zat olduğuna inanıyoruz. Emin bir zat olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda onun güvenilir oluşu üzerinden onun bize sunduğu, davet ettiği davetin içeriğine teslim olup kabul edip güveniyoruz. Bana Allah şöyle bir ayet indirdi dediğinde ona Allah'tan öyle bir ayetin indiğine ne yapıyoruz? İman ediyoruz, kabul ediyoruz.
Çünkü ona inanıyoruz. Ona güveniyoruz. Peki dikkat buyurun. Başkaları da Buda'ya inanıyor. Başkaları da X şahsına inanıyor. Onun doğru olduğuna, güvenilir olduğuna inanıyor. Ve dikkat edersek burada iman, bu çok önemli bir şey. Burada iman müminin, inanan kişinin, mümin, inanan kişinin doğrudan güveniyle ilgili bir şeydir. Doğrudan teslimiyetiyle ilgili bir şeydir. Onun için de iman şöyle yazalım. İman doğru mu, yanlış mı diye test edilmez. Neden? Çünkü imanın doğruluğu ve yanlışlığı söz konusu olmaz. Dünyada ne kadar çok farklı şeylere iman eden insanların olduğunu düşünürsek, burada belirleyici olan şey, iman edilen şeyin doğruluğu ya da yanlışlığı değil. Diğer bir ifadeyle daha belirgin hale getirelim. Bilgi değeri değildir. Bu ilgilendiğimiz, iman ettiğimiz şeyin bilgi değeri üzerinden, bilgisel oluşu üzerinden iman etmiyoruz. Ya teslim oluyoruz. Hazreti Peygamber'in gerçekten Allah'tan vahiy alıp almadığını ya da Allah'ın onu gerçekten gönderip göndermediğini biz bilgi olarak test edebilir miyiz? İçinizden mucizesi var diyor gibi hissediyorum da bunun devamında o konuya gireceğim inşallah önümüzdeki derslerde. Bu mucize falan mevzularını biraz konuşacağız. Dolayısıyla oraya hiç girmeyelim şimdilik. Bunun üzerinden değil, insanlar onun güvenilir olduğuna inandılar ve peşine düştüler, ona iman ettiler ve bu din çok şükür bugünlere kadar geldi. Demek ki imanın özünde güven ve teslimiyet, emniyet, huzur hali vardır. Huzur bulur, iman edersiniz. Orada bir huzur bulursunuz, kabul edersiniz, gereklerini yerine getirirsiniz ve iman sizi mümin yapar. İman bizi mümin yapar. Ama bilgi bizi alim, bilgin yapar. Bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Adam alimdir, bilgindir ama imanı yoktur. Değil mi? Ama adam mümindir, bilgisi yoktur. Ha, dini bilgiler, o dini bilgiler olarak onları konuşacağız. Neye bilgi dediğimizi konuştuk. Karışmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla mümin olmak, bilgin olmak, alim olmak bunlar birbirlerinden son derece ayrı şeylerdir. Bu itibarla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, imanın teslimiyet gerektirdiğini, bir güvene dayalı, itimada dayalı bir olgu olduğunu gayet net bir biçimde zihnimizde yerleştirmemiz gerekiyor. Onun için dikkat buyurunuz. Şimdi konusal farklılıklarını netleştirelim. Kur'an'ın beyanına dikkat edin.
Aminu diye saydıkları var bakın. Aminu. İman edin diye sayıyor. Sayalım. Bir. Allah'a iman edin. Allah. İki. Melek. Üç. Peygamber. Nübüvvet. Değil mi? Dört. Peygamberlerin getirdi. Kitap. Beş. Ahiret. Bunlara iman edin diyor. Şimdi hemen belirleyelim. Bunların hangisi bilginin konusudur? Hiçbiri. Bunlarla bu beş şey ile ilgili huzuri bilgimiz olabilir mi? Hayır. Huzuri bilgi olmaz. Olsa zaten iman edin demezdi. Onunla doğardık. Herkes mümin olurdu. Huzuri bilgimiz yok. Peki bunlar husuli bilginin konusu mu? Hayır. O halde ne huzuri ne husuli bu sayılanların hiçbirisi bilginin konusu değil. O zaman neyin konusu oldu? Zaten bakın aminu diyor. Kur'an'a aminu diyor. Eğer bunlar bilginin konusu olsaydı Kur'an diyecekti ki e'lemu. Şunları iyi bilin, bilin diyecekti. Kur'an bunları zaten bilginin konusu yapmamış, imanın konusu yapıyor. Dolayısıyla biz bunlara iman ederiz ve sonra da bunları efendim iman etmemizi isteyen zatın iman etmemizi istediği ölçüde bunlarla ilgili bize herhangi bir dini bilgi bakın vahyi bilgi verirse onları da öğrenebiliriz. Vermese de çok sorun olmaz. Zaten iman bunları kabulle ilgili bir şeydir. Teslimiyetle ve kabulle ilgili bir şeydir. Bir kimseye niye böyle inanıyorsun diye sorabilir miyiz? Hayır. Onu yazalım müsaadenizle. Neden bunlara inanıyorsun diye soramayız. Adam iman etmek istemiş, onlar da huzur bulmuş. Onlara iman etmesini isteyen zata güvenmiş, iman ediyor. Bu sorgulanabilir bir şey değil. Ama burayı sorgularız. Neden bu bilgi böyledir diye sorgularız bunu. Böyle bir bilgi mi olur ya? Böyle bir şey olmaz deriz. Bu doğrudur, yanlıştır deriz. Peki imanı böyle diyebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü o bir teslimiyet ve kabuldür. Adama niye ineği kutsal görüyorsun diyebilir miyiz? Hayır, şöyle bir hakkımız yok. Neden? Çünkü imanın doğası bunu gerektiriyor. Dikkat buyurunuz. Bu nedenle iman müminlerin kendi aralarında doğruluk ve yanlışlık üzerinden tartışacakları bir alan değil. Ya teslimiyetlerini tartışacakları bir alan. Ne kadar teslimi olmuş, ne kadar olmamış, ne kadar iyi güvende, ne kadar değil belki bunlar konuşulabilir. Yoksa diğer yönden iman sorgulanamaz. Adam böyle inanıyor. Zaten iman böyle bir şey. Öyle olduğu için imandır adı. Ya ben böyle bir şey kabul etmez. Eyvallah o ayrı bir şey etmeyebilirsin. Kim sana ne diyebilir? Ama kabul eden, tercihini bu yanda koyan bir kimse, efendim,
sorgulanamaz. Onun için iman kutsaldır, inanç bir beşeri özlük haktır. Kimsenin nasıl inanacağına karışamayız. Dilediği gibi inanabilir. İnanç özgürlüğü bunun için söz konusudur. İnanç özgürlüğü diye bir şey vardır da bilgi özgürlüğü diye bir şey var mı? Değil mi? Yani bilgi başka bir şeydir. Şimdi çok temel bir noktaya doğru geldik. Oraları biraz netleştirelim. Şöyle farklı bir renkle yazalım. Değerli izleyenler, dikkatimizi çekmesi bakımından şu sanki biraz daha parlak duruyor gibi. Böyle yazsak. Evet, şununla yazalım. Örneğin, dikkat buyurunuz. Dedik ki iman ne huzuri olarak ne husuli olarak bilginin konusudur dedik. Bunun ikisine de girmez dedik. Neden? Mesela kişinin kendisinin varlığını idraki huzuri bir apriori varlığımızı birinin bize öğretmesine gerek yok. Doğduğumuz andan itibaren kendimizi yavaş yavaş hissetmeye, idrake başladıkça, aklımız olgunlaştıkça kendi varlığımızın bilincinde ve şuurunda oluruz. Ben varlığıma inanıyorum cümlesi saçmadır. Allah. Peki inanmasan ne olacak? Yani varlığına bir de inanma da görelim ne oluyor? Saçmadır. Böyle bir şey söylenmez. Öyleyse bilgi dediğimizde dikkat buyurunuz. Bilgi kabule ve redde de açık olan bir husustur. Ve bilgide asıl olan açıklıktır, seçiciliktir, netliktir. Bu önemli bir şeydir. Bunu yazalım, not. Devam ediyoruz. Bilgide asıl olan bilgide bilgide asıl olan açık kesin oluştur. Hedef budur. Değil mi? Açıklıktır. Peki imanda asıl olan da kapalılık, gizliliktir. Onun için bunların her birerleri Allah, melek, peygamber, kitap, ahiret. Bunların her birerlerinin özgün karakterleri kapalılıklarıdır. Gizlilikleridir. Ve bunlara iman ederiz. Örnek. İki çarpı iki eşittir dört. Matematiksel olarak. Ha şöyle demeyin. Farklı matematikler de geliştirildi hocam. Boş ver. Biz Pisagor matematiğinden söz ediyoruz. Öklit geometrisinden ya da Pisagor matematiğinden söz ediyoruz. Ya da işte bu bir dik açıdır, 90 derecedir. Ben 2 çarpı 2'nin 4 ettiğini, bakın ettiğini biliyorum deriz. İnanıyorum demeyiz. Ben çok şükür 2'nin 2 kere çarpı 2 4 ettiğine inanıyorum elhamdülillah. Böyle bir laf olmaz.
Neden? Çünkü 2 kere 2 4 senin teslim olmanı, 2 kere 2 4 eder diyene güvenerek, ona itimat ederek, ya senin hatırına kabul ediyorum. Bilmiyorum 4 mi diyor, 5 mi diyor ama sana inanıyorum ben Ahmet Hoca dememizi gerektiren bir durum değildir. Neden? Çünkü bilgidir, açıktır, kesindir ve biliriz. İman etmeyiz. Ama biri gelir de derse ki ben sizi Allah'a davet ediyorum. Ben bir uyarıcıyım, bir nezirim. Davetime kulak verin derse biz buna doğru söylediğine ya inanırız ya da inanmayız. İnanırsak ona güvenmiş, teslim olmuş oluruz. İnanmazsak ona güvenmemiş, teslim olmamış oluruz. Ama bilgi öyle değil ki. Bilgi bir dik açının 90 derece olduğu Öklit geometrisi kuralları içinde doğrudur ve böyle bilinir. Şöyle bir söz söylenemez. Ey insanlar, dik açının 90 derece olduğuna imana davet ediyorum sizi. Böyle bir şey olmaz. Çünkü iman bir gizliliği, bir kapalılığı gerektirir. Biraz daha şöyle konuyu netleştirelim. İman dedik ki bilgiye konu değildir. Bilgiye konu değildirin anlamı nedir? Şuraya biraz yukarı çıkmama izin verin lütfen. Huzuri ve husuli bilgide. Husuli bilgi akli bir bilgidir. Akılla elde ederiz. Akli bir bilgi. Şimdi peki aşağı inelim. Bunların herhangi biri akli bilginin konusu mudur? Hayır. Akli bilginin konusu değilse neyin konusudur o zaman? İmanın konusudur. Peki işte Cabir derslerinde de bunu konuşuyoruz. Ve Seyit Hüseyin Nasır derslerinin önemi de burada yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şimdi aklın konusu değil bunlar. Öyleyse bilginin konusu da değil zaten. Ne konusudur? İmanın konusudur. İşte akıl bu imanın konusudur. Konusudur. Diyerek kutsal olana tekabül eden bu imana onu yazalım. Şöyle müsaadenizle kutsal olanla ilişkilendireceğiz bunları. Kutsal olana tekabül eden iman iman konusudur. Bunlar imanın konusudur diyen akıl bunu söyleyerek kutsalla buluşur. Kutsal ile buluşur. Aklın kutsal ile buluştuğu zemindir burası. Bunları daha farklı ve detaylı boyutlarıyla inşallah ileride
ele alacağız ve üzerinde durmaya çalışacağım. Dolayısıyla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, iman konusu söz konusu olduğunda dikkat buyurunuz. Akıl devreden çıkmıyor. Kimilerinin zannettiği gibi inanmak için sahip olduğumuz en değerli yeti olan ki Seyyid Hüseyin Nasır okumalarında bunu çok çok farklı derinlikli boyutlarla konuşacağız inşallah. Aklımızı terk etmemiz, akıl dışılığa çıkmamız vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Tam tersine, eğer akıl teslim olmanın, inanmanın, güvenmenin bir anlamını, bir karşılığını bize vermemiş olsaydı iman mümkün olmazdı. Onun için tüm dinlerde iman etmek akıl bali olmayı, akıl sahibi olmayı gerektirir. O halde burada şöyle bir diyalektikten söz etmemiz gerekecek. Bu son derece önemli bir şey. Bilgi, iman diyalektiği aynı zamanda akıl, iman diyalektiğidir. Böylece Seyyid Hüseyin Nasır bize bir taraftan imanı bilgiyle, diğer taraftan bilgiyi imanla temellendirmek suretiyle Science Secret dediği, Science Secret dediği kutsal bilgi, kutsal ilim. Noktaya gelir, ulaşır. İşte burada bizim dikkat etmemiz gereken şey, bunların biri diğerini dışlayan, birinin varlığı diğerinin yokluğunu gerektiren bir tenakuza tekabül etmediğini, bir çelişkiliğe tekabül etmediğini, tersine birbirleriyle diyalektik, adeta tabir yerindeyse bir dikotomatik, bir zorunlu ilişkisinin bulunduğunu, ama bütün bunlarla birlikte içeriksel bakımından karakteristik özellikleri itibariyle birbirlerinden farklılıklarının da olması gerektiğinden söz edebiliriz. Şimdi tekrar buraya bir iki cümleyle dönmek üzere izninizle yukarıya çıkalım. Birinci adım. Birinci adım. Bilgiyi ve kutsalı birbirinden ayıralım. Akıl, iman. Netleştirelim. Ne olduklarını görelim. İkinci adım. Birleştirelim. Kutsalla bilgiyi birleştirelim. Birbirlerinin zeminine dönüştürelim. Birbirleriyle temellendirelim. İşte Hüseyin Nasır'da gelenek dediği hikmeti halide ezeli hikmet, perennial philosophy böyle bir şeydir. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bitiriyorum. Demek ki Seyyid Hüseyin Nasır okumaları yapabilmemiz için çok temel iki kavram olan bilgi ve iman arasındaki kavramsal düzeyde bu nüansın ve farklılığın farkında olmamız zorunludur. Daha netleştirmek bakımından söylüyorum. Ben Allah'a inanırım.
Fakat dik açının 90 derece olduğunu bilirim. Ben meleklere inanırım. Fakat işte teknolojik olarak uçağın uçtuğunu bilirim. Uçağın uçtuğuna inanıyorum. Belki 200 sene önce insanların bir gün böyle bir aletle gökyüzünde uçacaklarını falan olmadığı zaman da inanıyorum derdik. Niye? O zaman yok çünkü. Çünkü imanı gizlilikle ilişkilendirdik ya, kapalılıkla. Mesela şimdi insanlar bir gün ışınlanacak, ben inanıyorum diyoruz. Bakın, tam yerinde kullanıyoruz. Ben bir gün insanların buradan işte Mars'a ışınlanacağına inanıyorum. Bakın, inanıyorum. Niye? Çünkü hala kapalı, gizli. Peki bugün teknolojik olarak uçağa bindiğimiz gibi ışınlanıyor olsaydık, bu imanın konusu olur muydu? Hayır, bilginin konusuna geçerdi olarak. O zaman demek ki beşeri hayatta öyle şeyler var ki zamanla imanın konusuyken zamanla bilginin konusu haline dönüşür. Fakat dinler temel konuları bakımından şu beş mesele büyük ihtimal her zaman imanın konusu olmaya devam edecek. Çünkü bunların hiçbirisini biz bilgisel anlamda bir açıklık, netlik ve kesinlik olarak bilemeyeceğiz. Nitekim bunları sonraki derslerimizde konuşacağız. O halde gündelik dilde birbirlerinin yerine zaman zaman hatalı da olsa kullanıyor olduğumuz bilgi ve iman sözcüklerinin konu akademik araştırmalar olduğunda, konu bilim olduğunda, konu Seyit Hüseyin Nasır okumaları olduğunda bu iki kavramın, bilgi ve imanın içeriksel mahiyetleri en azından değinmeye çalıştığım çerçevede bu kabahatlarıyla bilinmesi zorunludur. Böyle bir ayrımın ayrımında olmadan yolumuza devam edemeyiz. İyi ki de dersin bütünlüğünü bozmamışım. Çünkü bu bir dersteki, bütünlükteki o atmosfer ve konsantrasyon her zaman yakalanamayabiliyor, sağlanamayabiliyor. Bu karşılaştırmalı olarak ele aldığım bilgi ve iman üzerinden yaptığım değerlendirmeler Allah izin verse önümüzdeki tüm yapabileceğimiz muvaffak olursak Seyit Hüseyin Nasır okumalarında bizim için bir temel teşkil edecek ve ihtiyaç duyduğumuzda buraya inşallah atıfta bulunacağız. Efendim, bu uzun süreli derste benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kısmet olursa bir sonraki inşallah Seyit Hüseyin Nasır okumalarında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.